Selamlar herkese. Bu .NET Mobile videosunda XAML içerisindeki tiplerden ve propertilerden biraz bahsedeceğiz ve XAML'ı oluşturan aslında biraz yapı taşlara göz atacağız bunun içerisinde. Şimdi öncelikle arkadaşlar XAML bildiğiniz gibi bir deklaratif bir işaretleme dilidir. Kullanıcı arayüzünü oluşturma sürecini basitleştirme fikriyle tasarlanmıştır aslında. XAML'daki öğeler arka plan kod dosyalarında eriştiğiniz nesnelerin örneklendirilmesini doğrudan temsil ederler. Bu videoda XAML'da bulunan türlerin nasıl kullanılacağını ve bu türlerin özelliklerinin nasıl ayarlanıp okunacağını aslında öğrenmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle burada türlerden bahsettiğimiz için türler nerede tanımlanır bir ona bakalım. .NET MAUI, XAML özelliklerini ayrıştıran ve her öğeyi bir .NET türü olarak başlatan bir XAML parsing işlemi uygular. .NET MAUI parser'ın anladığı XAML lehçesi, WPF gibi yani Windows Presentation Foundation gibi diğer frameworkler tarafından kullanılan XAML'a benzemesine rağmen bu yapı .NET MAUI'ye özel bir yapıdır. XAML kodlarıyla tanımlanan öğeleri uygulayan .NET türleri birkaç .NET assemblisi kodu tarafından uygulanır. Bu assemblerin çoğu .NET MAUI şablonlarının bir parçası olarak kabul edilmiştir. Projenizin bir parçası olarak uygun assemblileri yükleyerek diğer özel türleri de kullanabilirsiniz aslında. Birçok assembly NuGet paketleri olarak mevcuttur. Bir .NET MAUI uygulaması tarafından kullanılan yaygın türlerin çoğu Microsoft.MAUI.Dependencies ve Microsoft.MAUI.Extensions paketlerindedir. Her tür bir namespace'e tanımlanır. XAML kodunuzda başvurduğunuz türler için namespace'leri belirtirsiniz. MAUI kontrollerinin çoğu Microsoft MAUI Controls namespace'inde bulunur. Microsoft MAUI namespace'i Thickness gibi yardımcı program türlerini tanımlar ve Microsoft MAUI Graphics Namespace'i de Color gibi genişletilmiş türleri içerir. Türleri bu şekilde tanıtma seçeneği XAML'ın genişletilebilirliğini vurgular. XAML, .NET MAUI XAML öğelerini, .NET türlerini ve özel türleri dahil etme özgürlüğüyle uygulamanızın kullanıcı ara birimini oluşturmanıza olanak tanır. Çoğunlukla bu namespace'ler için endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü bunlar C# bunları uygulama genelinde otomatik olarak tanımlayan Implicit Usings özelliği kullanılarak getirilirler. Peki XAML'da türler nasıl initialize edilir? Bir UI oluşturmak için XAML kullanmanın ilk adımı UI kontrol türlerini initialize etmektir. XAML'da Object Element Syntax adı verilen, Türkçe'ye de işte nesne öğesi söz dizimi şeklinde çevirebileceğimiz bir yapı kullanarak oluşturabilirsiniz. Object Element Syntax bir öğeyi bildirmek için standart, iyi biçimlendirilmiş bir XML söz dizimidir aslında. Örneğin belirli bir renge sahip olan bir label oluşturmak istiyorsanız XML örneğiniz şuradaki gibi olacaktır. Direkt olarak burada label etiketleri içerisinde aslında text color özelliğini de burada atamış olduk. Bu XAML öğesi nesneyi bellekte initialize etmek için .NET MAUI XAML parse tarafından parse edilecektir. Etkili bir biçimde ayrıştırılmış XAML label şu C# koduyla da aynıdır aslında. Örneğin az önce yazdığımız kısmı burada yine direkt olarak tanımlayıp burada bir label olarak tanımlayıp bunun text color propertisini dediğim gibi C# tarafında da tanımlayabiliyorsunuz. Bunun siz XAML'da tanımladığınızda aslında işte XAML içerisindeki parser gelip bunu C# içerisinde kullanabilmek için C# tiplerine çeviriyor. Peki biraz da XAML'ın içerisindeki namespace'lere bir bakalım. Aslında bunların anlamları nedir? Bunları bir gözden geçirelim. XAML parser'ın bir sayfadaki kontrolün XAML tanımını başarılı bir şekilde ayrıştırması için kontrolleri uygulayan ve özelliklerini tanımlayan koda erişimi olması için gerektiğini unutmayın. Bir .NET MAUI sayfasında kullanılabilen kontroller Microsoft MAUI NuGet paketinin bir parçası olarak yüklenen bir assembly koleksiyonunda uygulanır. Kontroller bu assembly'lerde bir .NET namespace'inde bulunur. C# kodunda using kullanarak bir namespace getirirsiniz. Bir XAML sayfasında sayfanın XML NS attribute'üne sahip bir namespace'e başvurursunuz. Buradaki kod önceki ünitede oluşturulan XAML sayfası tarafından kullanılan namespace'leri gösterir. Örneğin burada gördüğünüz gibi default'ta aslında iki tane namespace var burada içerisinde tanımladığımız. İlk alan adı işte burada gördüğünüz gibi .NET 2021 MAUI olarak oluşturulan sayfanın varsayılan namespace'dir. Bu UI namespace biçimi XML için tipiktir ve C# aşina olabileceğiniz biçimlerden biraz farklı görünür. Ancak bu UI Microsoft MAUI NuGet paketinde assembly'ler tarafından tanımlanan bir veya daha fazla namespace'in yalnızca bir takma adıdır. Bu nedenle bu namespace sayfanın başında belirtmek
tüm .NET MAUI türlerini ve kontrollerini kapsam içine alır. Bu namespace kısmını atlarsanız buton, işte label, entry veya stack layout, stack layout gibi kontrolleri kullanamazsınız. İkinci alan adı WinFX 2009 XAML'da stringler, sayılar ve özellikler gibi çeşitli .NET iç türlerini içeren kontrollere başvurur. Yukarıdaki XAML kodunda bu namespace'e X takma adı atanır. Bu sayfanın XAML kodunda bu namespace'deki türlere X iki nokta üst üste ön ekini ekleyerek referansta bulunursunuz. Örneğin burada gördüğünüz gibi. Burada işte X class şeklinde var mesela içerisinde. Burada gördüğünüz gibi bir sayfanın aslında özelliğine tekabül ediyor diyebiliriz burada. Bir XAML namespace aracılığıyla XAML kodunda kendi assemblerinizdeki türlere başvurabilirsiniz. Örneğin projenizin utils adlı bir namespace tanımlanmış, XML kodunuzda kullanmak istediğiniz türler veya yöntemler varsa utils namespace'i burada yazacağım gibi sayfaya ekleyebilirsiniz. Örneğin bu örnekte bir namespace'deki türlere benim kodum diğer adıyla bir örnek olarak erişebilirsiniz. Örneğin burada benim dediğim gibi bir utils sınıfım olsaydı bunun içerisinde, benim kodumun içerisinde XMLNS şeklinde, işte my code içerisinde belki de tanımlayacağım bir kısımda buradaki utils içerisindeki özellikleri alıp benim buradaki XAML içerisinde kullanabiliyor olacaktım. Peki XAML'da property değerleri nasıl bilinir? Aslında bu çok kolay bir kavram. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Fakat burada tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. XML'de bir öğeyi tanımlamak veya hakkında bilgi almak için attribute'leri kullanırsınız. XAML'da temel alınan türlerdeki özellikleri ayarlamak için attribute'leri kullanırsınız da. Örneğin bu C# kodunda göz önüne bulunduralım. Bu ifade yeni bir label nesnesi oluşturur ve text color özelliklerini ayarlar. XAML'da özellikler ayarlamak için attribute'leri kullanırsınız. Örneğin bu kodun karşılık gelen XAML kodu şu şekilde görünür. Ben direkt olarak label'ı oluşturup içerisine text ve text color property'lerini bu şekilde direkt olarak atayabiliyorum XAML içerisinde. XAML kodunda C# kodundan farklı olduğunu fark edebileceğiniz bir şey property'lerin değerleridir. Örneğin C# kodunda text color özelliği color tipinde kullanırsınız. Ancak XAML tanımında text color'ı bir string değeriyle ayarlarsınız. Bunun nedeni bir XML attribute değeri için kullanabileceğiniz tek geçerli şeyin string kullanmak olmasıdır. Bu nedenle her string değerini doğru türüne dönüştürmenin bir yolu olmalıdır. XAML'da bu dönüştürmeyi bir type converter kullanarak yaparsınız. Peki bu type converter'lar nedir? Hemen ona bir bakalım. String değeri olarak belirtilen bir XML niteliğini doğru türüne dönüştürmek için kullanılan bir yapı olarak düşünebilirsiniz aslında type converter'ları. Örneğin şu örnek üzerinden inceleyelim bu kısmı. Burada bir kod bir label oluşturur ve text, text color, font size ve font attributes özelliklerini ayarlar. İlk özellik olan text ile başlayalım. Bu zaten string, yani XAML sayfasının bir tür dönüştüreceği ihtiyacı yoktur. Daha sonra gelen text color aslında color türünü kullanır. Bu nedenle XAML buradaki string'e karşılık gelen renk değerine çevirmek için bir type converter, yani tür dönüştürücüye ihtiyaç duyar. Font size özelliği bir tam sayıdır. Bu nedenle XAML string'i, burada tanımladığımız string'i bir tam sayıya dönüştürmek için yine bir type converter kullanır. Son olarak font attribute kompleks bir nesnenin bir örneğidir aslında. Değerleri virgülle ayrılmış bir string olarak bold, italic olarak birleştirebilirsiniz. Virgülle ayrılmış string flex tabanlı bir enum olarak değerlendirilir ve uygun tür dönüştürücü değerin bit düzeyinde olan or özelliğine uygulanır. Çünkü burada iki tane aslında bizim renk bildiğimiz olduğu için içerisinde font kısmında aslında bu fontlardan herhangi bir tanesini kullanabilirsin şeklinde hem bold hem de aslında italic kısmının burada belirtildiğini görebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar buradaki type converter ile aslında şunu söylemek istiyorum. .NET MAUI built-in sınıfların çoğu için tür dönüştürücülere sahiptir ve bu tür dönüştürücüleri otomatik olarak kullanır. Ancak belirli bir tür dönüştürücü yoksa kendinizinkini yazabilir ve XAML'da kullanılabilir hale getirmek için sizin custom olarak oluşturduğunuz type'ları ilişkilendirebilirsiniz burada. Peki arkadaşlar benim bu konuyla anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi biraz böyle hikaye anlatır gibi oldu bu video, farkındayım ama biraz XAML'ın içerisindeki aslında işte tipler, property'ler, namespace'ler nedir, nasıl kullanılır, işte burada bahsettiğimiz gibi XAML'dan C# koduna çevirmek için burada kullandığımız yapıları type converter
mekanizmasından biraz bahsetmeye çalıştım. Diğer videolardan farkı biraz daha aslında XAML'ın derinlerine inip aslında arka tarafta biraz nasıl çalıştığını sizlere öğretmekte. Umarım sizin için de faydalı olmuştur bu video. Benim bu konuyla anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.